Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde arama algoritmalarından birisi olan Binary Search'ten bahsedeceğim. Binary Search, Linear Search'ten biraz daha farklı çalışma mantığı. Binary Search'te dizi elemanları sıralı bir şekilde olması gerekiyor. Ya biz bunu başta en başta ellerimizle yani sıralı bir şekilde gireceğiz ya da sıralama algoritmalarından birini kullanıp o şekilde Binary Search yapacağız. Ben hemen direkt dizimi düzenli bir şekilde yani sıralanmış bir şekilde gireyim. Şu şekilde olsun. Çalışma mantığı şu şekilde. Önce dizinin eleman sayısını sayıyor ve 2'ye bölüyor. Yani mesela burada 5 eleman var. 6 eleman olsaydı ikisi bu tarafa, 3'ü bu tarafa, 3'ü bu tarafa gidecekti. Ama 5 eleman olduğu için ikisi bu tarafa, 3'ü bu tarafa gidiyor. Diyelim ki benim aradığım sayı 12. Bu tarafa ayırdığı elemanın en sondakine bakıyor. 12 yani aradığım sayı buradaki sayıdan büyük mü küçük mü? Eğer küçükse bu tarafa bakıyor. Büyükse artık bu tarafa bakıyor. Küçük olduğu için bu tarafa bakacak. Artık bu tarafla işimiz kalmadı. Ondan sonra aynı şekilde burayı da ikiye bölüyor. İki taraf buraya, bir taraf buraya şekilde ayırıyor. Tekrar kontrol ediyor. Aradığı sayı bu sayıdan küçük mü büyük mü ve eşit mi diye bakıyor aynı şekilde. Eğer eşitse zaten direkt bunu veriyor. Eğer küçükse tekrar iki ayırma yapacak. Eğer küçük değilse zaten bu tarafa geçecek. Yani burada mesela bir sayı daha olsa örneğin bu tarafı kontrol etmek için aynı işlemi yapacak. Hemen bir örnekle bunu daha iyi anlayacağız. Hemen sayılarımızı şu şekilde bir dizimizi oluşturalım. Int sayılar eşittir new sayılar. Benim 5 tane sayım olacak bu şekilde. 5, 12, 36, 43 ve 53. Normalde sayılarımı düzensiz girebilirim yani sırasız bir şekilde girebilirim ama bir tane sıralama algoritması kullanmam gerekiyor. Onun için şu an gerek yok. Hemen dizimi oluşturduktan sonra 3 tane değişken tanımlamam gerekiyor. İnt tipinde. Bir tanesi küçük, bir tanesi orta, bir tanesi de büyük. Bunları neden oluşturduğumu birazdan anlayacaksınız. Hemen bir tane burada biz normalde bir önceki döngümüzde for kullanıyorduk. Burada while kullanacağız. Çünkü işlemin şart sağlandıkça her zaman devam etmesini istiyoruz while'ı. Hemen while döngümüzü oluşturuyoruz. Şu şekilde. Benim şurada önce küçük değerime bir değer tanımlamam lazım. Değer atmam lazım değişkenime. Küçük eşittir sıfırdan başlasın. Büyük de eşittir. Dizimin uzunluğu eksi bir. Neden? Sayılar nokta length eksi bir. Benim dizim zaten 0, 1, 2, 3, 4. Yani 5 tane dizim. Buradan bana 5 tane gelecek. Ama ben dizimi sayarken 0, 1, 2, 3, 4. Yani 4 lazım bana. Ben zaten dizimin elemanlarının buradan bana 5 gelecek. 5 eksi 1'den ben 4'ü her zaman yakalarım. Yani dizimin uzunluğu eksi 1. Sonra küçük eşittir büyük olan oluncaya kadar yani bu şart sağlandığı sürece dizimin yani döngümün dönmesini istiyorum. Hemen diyorum ki orta eşittir. Şimdi ortayı bulmam lazım. Biz burada bölme işlemini gerçekleştirdik. Nasıl gerçekleştirdik? İlk indeksteki dizinin değerini aldık 0. Yani küçük. Artı sonra son indeksteki dizinin değerini aldık. Yani 4. Bölü. Yani bu şuraya büyük yazacağım. Bölü 2. Dikkat ederseniz zaten buradan bana 4 geliyor. Buradan da bana 0 geliyor. Ben 2 yani ortayı bulmuş oluyorum. İkinci indekste ne var? 36. Ben ilk ayırdığımda 36'yı bu şekilde ayırmıştım. İlk ayırma işlemini. Dikkat ederseniz. Yani aynı mantıkla gidiyoruz şu an. Hemen bir tane if şartı kuruyorum. Benim aradığım sayıyı da şuraya bir değişken olarak gireyim. Şuraya aradığım sayı 12 arayacağız. Hemen şuraya aradığım sayı eşit eşittir. Neye olacak? Sayılar dizisindeki ortaya. Yani şu şekilde söyleyecek olursak. Benim aradığım sayı 12. Yani buradan 4, 0, 4, 0 daha 4. Bölü 2'den 2. Yani orta 2 gelecek. Sayılarda ikinci dizide ne var?
0, 1, 2 yani 36 var. 36 ile benim 12'yi karşılaştıracak. Eşitse zaten bu bloğa girecek. Bu blokta ne yapacağız? Console.write line aradığım sayı dizinin indeksinci dizinin 5. elemanı gibi düşünebiliriz. Hemen şuraya ne gelecek? Buraya da orta değeri. Yani ortada bulduğum değer buraya gelecek. Eğer değilse, yani else if, benim aradığım sayı, yani aradığım sayı küçüktür sayılardaki orta. Yani az önce ben 36 ile 12'yi karşılaştırdım. 12 36'dan küçük olduğu için biz ne yaptık? Buraya gittik. Yani artık bu tarafta hiç işimiz kalmadı. O yüzden ne yapacağım ben burada? Büyük değeri, yani artık dizimi küçülteceğim. Küçültmek için de şunu yapacağım. Ortadaki değer, yani şuydu 2. Eksi 1. Yani artık bunu görme. Şu ikisiyle ilgilen. Yani orta 2 idi. 2'den 1 çıktı 1. Yani benim elimde ne var? 0 ve 1. indisteki dizideki elemanlar var. Artık burayla işim yok. O zaman benim en büyük dizideki indisim 12, en küçük de 0 oluyor. Değilse eğer, bu da değilse, yani tam tersi ise, o zaman buraya ne yapacağım? Küçük eşittir orta artı 1. Yani sayım mesela 36'dan büyükse artık bu tarafa kaymasını sağlayacak değerimin. Yani arama kısmını. Hemen bunu da yaptıktan sonra şuraya console.readKey diyoruz ve bitiriyorum. Şurada mesela aradığımız değer eğer bulunduysa buradaki döngüden çıkması için buraya bir break atmamız lazım. Artık devam etmemesi lazım. Döngüden bir şekilde çıkması gerekiyor. Hemen çalıştıralım bakalım. Aradığım sayı dizinin 1. elemanı. Gerçekten öyle mi? 0, 1. Evet. Ben mesela burada 12 değil de 53 arayayım. Çalıştırdığımda gördüğünüz üzere dizinin 4. elemanı. Şimdi bunun çalışma mantığına bakalım. Şuralara breakpoint koyuyorum anlamanız açısından. Else if ve bu. Şimdi şuraya da gelelim. Sırayla başlayalım. Benim büyük değerim 4'tü. Küçük değerim 0'dı. 0 4'ten küçük olduğu için döngüye girecek. Hemen F11'e bastım ve döngüye girdi. Şimdi buraya geldi. Benim orta değerimde herhangi bir değer olmadığı için ilk değeri 0. Çünkü herhangi bir değer atamadım. Küçük değer 0'dı. Büyük değer de 4'tü. 4 bölü 4 artı 0, 4. Bölü 2'den orta değerim ne oldu? 2. F11 dedim ve 2 değeri geldi. Şimdi aradığım sayı neydi benim? 53. 53. Sayılar orta. Yani ortadan gelen 2 burası. Yani şurasına denk geliyor. Yani 36'ya. Çünkü ikinci indekste ne var? 0, 1, 2, 36 var. 53 36'ya eşit mi? Hayır. O zaman bu döngüye girme, buraya gel. Şimdi burayı kontrol ediyor. Aradığım sayı 53. Sayılar da ne? 36. Burada zaten görüyoruz 36 olduğunu. 53 36'dan küçük mü? Hayır. O zaman burayı da geç. Sıra burada. O zaman demek ki tam tersi olduğu için küçük değerim benim ne oldu? Artık orta artı 1. Yani orta neydi? 2. Bir daha topla 3. Yani küçük değerim artık ne oldu benim? 3. Döngüm buraya geliyor. Şimdi 3 buradaydı. 4 de buraydı. Yani eskiden 0'dı burası. Çünkü yeni değeri artık küçükle 3 oldu. 3 4'ten küçük mü? Evet. Şimdi buraya geliyoruz. Döngümüze girdik. Şimdi 3. 4 daha 7. 7 bölü 2'den ne gelir? 3,5. Ama integer tanımladığımız için bize onda haklı sayı gelmeyecek. O yüzden direkt 3 gelecek burası. Yani orta değerim 3 oldu benim. 3. indekste hangi sayı var? 0, 1, 2, 3. Yani 43. 53, 43'e eşit mi? Burada görüyoruz sayı ortadın değerini. Hayır. O zaman bu bloğa bir daha girme. Tekrar buraya geldik. 53, 43'ten küçük mü? Hayır. O zaman yine bir tane daha arttırdık. Buraya geldik. Orta 3'tü. Bir daha 4. O zaman küçük değerim yeni değeri ne? 4. O zaman döngüme tekrar geliyorum. F11. Küçük değerim 4'tü. Büyük değerim de 4. Eşlik olduğu için döngüm devam edecek. İçeri girdi. Şimdi ise
Büyük değerim 4'tü zaten. Küçük değerim de 4 oldu. 4, 4 daha 8. Bölü 2'den 4. O zaman orta değerimi yeni değerine 3 de eskiden. Şimdiki değeri ne olacak? 4 olacak. F11 dedim de gördüğünüz üzere 4. Dördüncü indeksten hangi eleman var? 0, 1, 2, 3, 4. 53. 53 sayılardaki 53'e eşit mi? Eşit. O zaman ne olacak? Bu bloğa girecek. Gördüğünüz gibi girdi. Şimdi ne yapacak? Console WriteLine ile ekrana yazdırma işlemi yapacak. Ama şu anda ekrana yazmadı. Şimdi bu işlemi gerçekleştirecek. Orta değerim 4 gelmişti. O zaman buraya ne yazacak? 4 yazacak. F11'e bastığımda orta değerini yazdırdı. Gördüğünüz gibi ekrana. Şimdi ise artık ben bunu buraya yazmasam bu döngü bu şekilde devam eder. Ama benim artık bu döngüyü bitirmem lazım. Yani gerek kalmadı. Aradığım sayıyı buldum. O yüzden ne yapacak? Bu döngüden çık diyeceğim. F11. Ve gördüğünüz gibi konsol Ritki'ye geldi. Ve F11'e bastığımda son kez de aradığım sayı dizinin 4. elemanı dedi. Yani arkadaşlar çalışma mantığı bu şekilde binary search'ün ikili arama şeklinde. Aradığı değer 2'ye bölüyor. Yani dizi 2'ye bölüyor. Önce sıralı bir şekilde. Ondan sonra dizinin ayırdıktan sonra en sondaki elemanıyla kendisini aradığımız elemanı karşılaştırıyor. Küçük mü büyük mü? Eğer küçükse o yoldan devam ediyor, değilse diğer yoldan devam ediyor. Bu şekilde aramayı devam ettirmekte. Dikkat ederseniz ilk bölmeden sonra hiç buraya bakmadık. Hep buradan gittik. Çünkü bizim aradığımız değer buradan büyüktü. Buraya bakmamıza gerek yok. Binary Search ile anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.